Ay çok heyecanlandım. Bunları paylaşmak istiyorum. Bu da istiyorum istiyorum diye diye bir hal oldum. Herkese merhabalar. Merhabalar herkese. Şöyle gel beni rahatlat ya. Merhabalar herkese. Gayet olmadı. Whatever. Intro intro hop hop hop. Bugün sizinle öğrencilik yıllarımı paylaşmak istiyorum. İlkokuldan başlayacağım ve üniversite sona kadar ben nasıl bir öğrenciydim, keyif alıyor muydum çalışmaktan, işte ne mezun oldum, nasıl gelişti bunlardan kısa kısa bahsedeceğim size ve dolayısıyla bu videonun konusu öğrencilik hayatım nasıl geçti. Hazır okullar açılmışken size kendi öğrencilik hayatımdan bahsetmek istiyorum. Çok akademik bir insan olmadığım için beni en çok heyecanlandıran dersler sanat dersleriydi. İlkokuldan başlayacağım. İlkokulda bir kere Ayaz Aşık mezunuyum ben ve 37 kişiydik. Benim en büyük hayalim nedense 37. kişi olmaktı. Çünkü ben başarıyı sanıyorum hep küçüklükten beri yanlış algıladım. Yani bizde hep sıralama olurdu ve en sonuncu en başarılı gibi gelirdi bana. Bilemiyorum neden böyle, yani benim mantığıma göre öyleydi. Dolayısıyla ben ilkokul hayatım boyunca yani 3. sınıftan 5. sınıfa kadar 36.'ydım ve hep mutsuzdum bu durumdan. Çünkü 37. yanlış hatırlamıyorsam Selim diye bir çocuk vardı, oydu ve ben hep böyle ona bakardım, nasıl 37. oluyor? Hani o hiçbir şey yapmıyor derslerde, zaten ilkokuldayız, ben de yapmıyorum. Neden öyle gibi böyle düşünürdüm, taşınırdım ve bir türlü 37. olamadan 35-36. olarak ilkokul hayatımı bitirdim. Sonra bu zaten 8 senelik olmuştu galiba o zaman. Hani ilk 5 senelikti, sonra bağlanmıştı, öyle bir şeyler. Tabii yanlış hatırlıyor olabilirim, seneler geçti biliyorsunuz 19 yaşında olduğum için. Benzemez Kimse Sana videosunda biraz bahsetmiştim o zamanlarımdan, hani liseye başlamadan hemen önceki dönemlerimden. Ergenlik çağından dolayı benim için biraz zorlu bir dönemdi. Ama okulu seviyor muydum? Hayır demek biraz şey geliyor ama sevmiyordum. Ben hiçbir zaman okulu çok seven bir insan olmadım. Ama neyi seviyordum? Öğrenmeyi çok seviyordum. Kesinlikle işte sanat derslerine bayılıyordum. Müzik dersleri, güzel yazı, tarih yine öğrendiğim için hani onu da seviyordum. Coğrafyayı seviyordum. Yani sevdiğim dersler vardı. Ama kimya, işte fen, o dersler bana çok hitap etmiyordu. O yüzden böyle daha akademik olan dersler, dışındaki dersleri, konuları tercih ediyordum diyeyim. Şimdi ortaokul hayatım böyleydi. Lisede bizim zamanımızda sınav yapılıyordu. Ve o sınavlarda bayağı zorlayıcıydı. Şu anda inanın takip etmiyorum ve bilinçli bir şekilde takip etmiyorum. Çünkü takip edince sinirim bozuluyor. Yani bana göre sistem böyle olmamalı. Yani insanları çok yarış içine soktukları için moralim bozmuştu. O yüzden şu anda nasıl işliyor bilmiyorum. Ama bizim zamanımızda biz o yarışa dahil oluyorduk. Ve en yüksek puanı alan hani istediği, seçtiği liseye gidebiliyorsa gidiyordu. Ben Senpuşeri'ye gittim ama inanılmazdı, böyle hep özel dersler. Dershaneye gitmemiştim. Dershaneye giden arkadaşlarım da çok yoruluyordu. Yani biz böyle bitiktik tamamen. Ama iyi bir liseydi, zorlayıcıydı, ona başladım. O nasıldı? Yani 5 seneydi zaten Senpuşeri Lisesi ve 1 sene hazırlıkla geçti. Bana en büyük artısı açıkçası Fransızca öğrenmem oldu. O sebeple Fransız, İtalyan, Alman liselerini kesinlikle öneririm. Burada tabii şuna dikkat etmekte de fayda var. Ben hani sadece bir dil öğreneyim. İşte ben böyle biraz şey bir öğrenciydim bence. Böyle hani eğlenmeye çok odaklıydım. Daha böyle bir şey, yani derslerden akademik bir şey öğrenmektense insanları gözlemleyeyim. Zaten uzun yıllar en büyük hayallerimden biri psikolog olmaktı. Dolayısıyla ben böyle hep insanları gözlemliyordum. Öğretmenleri gözlemliyordum. Bizim aslında, yani Senpuşeri Lisesi için konuşuyorum, biz 72 kişi başladık. Yanılıyorsam da izleyen arkadaşlarım beni düzeltin, 76 da olabilir ama benim hatırladığım 72 ve gerçekten o 5 sene böyle yarıştı. Son 2 senesinde işte ben Türkçe matematiği seçtim, fen seçen arkadaşlarım vardı, sosyal bölümü seçen arkadaşlarım vardı. Yani yorucuydu. Çok çalışıyorduk. Bizim özellikle hani 2 haftalarımız hep sınavlara hazırlanmakla geçti. Bu videonun konusuna geri döneceğim. Çok dallanmadan, budaklanmadan. Ben nasıl bir öğrenciydim? Ben kesinlikle ezberi çok kuvvetli ve çok not alan bir öğrenciydim. Bence zaten o okuldan mezun olmama sebep olan da buydu.
Size nacizane önerim, not almayı alışkanlık haline getirin. Benim hep el yazısıyla yazdığım ajandalarım vardır. Her ne kadar hani teknolojiyi takip etmeye çalışsam da ve bu mümkün olmasa da elimden geleni inanın yapıyorum. Hani YouTube'da bayağı benim için teknolojik bir şey. Her şeyi bilemesem de diğer alanları. Elle yazmanın önemi bir başka oluyor. Zaten günlük tutmak videomda da bunun önemine değindim. Çünkü ben uzun yıllardır ajandaya yazıyorum ve bir şey olduğunda da yazıyorum. Üstünü siliyorum o bittiyse. Okul yıllarımda, lise zamanlarımda ve üniversitede de bu bana çok olanak sağladı. Olumlu anlamda gelişmemde. Çünkü hep not tuttum. Kayıt hiçbir zaman almadım ve not tuttuğum için de bir de şunu yapıyordum. Gece uyumadan önce, bu tabii Fransız lisesinden gelen bir alışkanlık. Gerçekten ne kadar zorlayıcı olan olduğunu o liselerden mezun olanlar bilir. Dame de Sion ve Saint-Pierre'nin ne kadar zorlu olduğuna dair de böyle bir dedikodu vardır diyeyim ya da neyse artık bunun adı. Dolayısıyla şuydu benim ana metodum. Gece uyumadan önce ezberliyordum. Sabah kalktığımda yine ezberliyordum. Ve benim görsel hafızam çok iyi olduğu için olabildiğince kafamda böyle canlandırmaya çalışıyordum olayları. Tarihse mesela tarihle ilgili canlandırıyordum. Ne bileyim coğrafyaysa haritada onun yerine bakıyordum. İşte o konuyla alakalı ne öğreniyorsak ona göre yapıyordum. Yani hep böyle bir şeyleri ben beynimde birleştirerek ve uyuduğunuz zaman en son ne okuduysanız, ne izlediyseniz bilinçaltınız o görüntüleri alıyor. Zaten hani rüyalarla ilgiliyseniz bunu belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. O metodu muhakkak kullanın. Uyumadan önce özellikle ertesi gün sınavı olanlar bence yani sınav tarihi açıklandığından itibaren böyle minik minik arta arta bu metodu uygularlarsa emin olun çok iyi sonuçlar alacaksınız. Sabah kalktığımda da hani belki 15 dakikada, belki yarım saatte bakıyordum yine, notlarımı okuyordum. Ezberlemek harika bir metot olmasa da benim çok işime yarıyordu. Bu şekilde mezun olduk. Özellikle altını çiziyorum, 72 kişiden 38 kişi mezun olduk. Çünkü zordu, zordu, zordu yani net. Ama olduk ve gerçekten en büyük artısı başka bir dil öğrenmek oldu. Ve evet iyi öğretiyorlardı. Çünkü Fransız hocalarımız da vardı. Ama Saint-Pierre nezdinde konuşuyorum. Çok katıydı, çok sertti. Yani o kadar sert olmaya, katı olmaya da ihtiyacımız var mı? Hani öğretmen olarak daha yumuşak davranış anlamında yani yaklaşırsak öğrencilere, bana kalırsa biraz daha anlayışlı, daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bizim zamanımızda yine çok şey verilirdi, rötönü deniyordu galiba onlara, cezalar. Ve ben hatırlıyorum bir arkadaşımla hani ne yapmış olabilirsek bütün okulu, liseyi bize temizletmişlerdi ve ertesi gün sınavlarımız da vardı. Bunlara gerek var mı bilmiyorum. Sonra mezun oldum liseden ve tek bir hayalim vardı. Ne olur dedim yani Tanrım ben ÖSS'ye girmeyeyim. Çünkü o yarışa girmek, o yarışın o çarkın içinde olmak beni çok yordu, çok zorladı. Yani evet öğrenmek güzel ama daha böyle rahat öğrenmeyi seviyorum. Bir de ben hani gerçekten sanat alanına daha yatkınım. Biliyorsunuz hani akademik olanlar ne ala daha mutlu olurlar ama sanatsal alanda ilerlemek isteyenler o alana daha fazla yönelirlerse daha mutlu olurlar ve ben daha o zamanlarda sanat sevdiğimi biliyordum ama ne yapmak istediğimden emin değildim derken ÖSS'ye girmedim. Okumayı da düşünmüyordum üniversite ama sonra annem çok rica etti, biraz böyle baskı da kurdu. Tamam dedim, onu da kırmak da istemedim. İşte Londra'ya zaten gittim. Medya iletişimi, yani medya iletişim benim tez alanım diyeyim size. Hani teknik alanı. Fotoğrafta pratik alanında seçtiğim bölümdü. O, yani iki türlü düşünün. Fotoğraf buradaydı. İşte tez yazmak, eseyler, medya iletişim. O diğer alandaydı. Bana çok katkısı oldu. Bir de şöyle bir şey var. Hani Londra sonuç olarak İngiliz kültürü ve yani Türkiye sisteminden başka olduğu için daha rahat düşünebilmeyi öğrendim. Orada öğrencilik yıllarım nasıl geçti? Daha rahattım. Daha istediğim gibi yazabiliyordum. Yani bana Kardelen sen ne düşünüyorsun? Nasıl ilerlemek istiyorsun? Bu konudayı veriyorlar. Yani bu bir özgürlük sağladı açıkçası bana ve daha rahat ettim. Dolayısıyla da notlarım özellikle ilkokulu zaten baz almıyorum, ilkokulda, ortaokulda ama liseye göre bir tık daha yükseldi. Çok memnundum. Yani üniversite
Goldsmith Üniversitesi benim mezun olduğum ve sanat üniversitesi de olduğu için zaten Placebo'nun solisti Brian Molka da bizim üniversiteden mezun. Aklınızda olsun. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Bu hareketi çok sevdiğim için. Bu sebeple hani orada okumak bana çok şey kattı. Dediğim gibi özgür düşünmeyi, kendim, yani ben ne düşünüyorumu mesela Türkiye'de çok sormamıştım kendime. Çünkü böyle bir çarkın içine giriyorsunuz. Ama orada bunun yararı oldu. Yine hep not alıyordum. Ben inek değildim hiçbir zaman ama kötü bir öğrenci de değildim. Zaten öyle bir liseden mezun olamazsınız. Benim gibi bir öğrenci olmanızı önerir miyim? Bilmiyorum şimdi. Evet de demek istemiyorum, hayır da demek istemiyorum. Sizin kendinizi tanımanız gerekiyor. Tek size söyleyebileceğim bu. Siz eğer fen bölümlerinden hoşlanıyorsanız işte kimyadır, ne bileyim biyolojidir, ona yönelmeniz daha tabii ki de doğru olur. Ama daha elle bir şeyler yapmayı, görsel hafızanız daha güçlüyse bu alanda ilerlemeyi doğru buluyorum. Ve tabii ki de Türkiye'de okuyorsanız belli bir çark var, belli bir zamana kadar ben de öyle mezun olmanız gerekiyor. O yüzden hani biraz da mutlu olmayanlarınız için söylüyorum, sabredin. Elinizden geleni yapın, hafızanızı daha da güçlendirmek adına ezbere yüklenebilirsiniz açıkçası. Bana o yardımcı oluyordu. Ve gerçekten de hani o anın da tadını çıkartın, öğrenebildiğinizi öğrenin. Ben belki de o alanlardan yeterince de öğrenmemiş olabilirim. Daha çok sevmesem bile bazı dersleri bir şeyler öğrenmeye odaklanabilirdim. Ama ben tamamen sevdiğim alanlara odaklanıp oraları yönelmeyi tercih ettim. Fransızca derslerini mesela çok seviyordum ve bizde birçok ders, yani biyoloji dersi bile Fransızcaydı. Ve biyolojiden çok hoşlanmıyorum ama Fransızca olması ve yeni kelimeler öğrenmek hoşuma gittiği için mesela o dersleri seviyordum. Belki benden daha minnak olanlarınıza söylüyorum. Hani sizin o dersle ilgili sevmediğiniz bir şey varsa bile orada sevdiğiniz bir bölüm, bir alan bulup ona odaklanırsanız belki yararını göreceğinizi düşünüyorum. Bu da açıkçası benim genel çektiğim videolara nazaran daha farklı bir video oldu. Siz nasıl bir öğrencisiniz? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız memnun olurum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Her pazartesi ve cuma günü video yayınlıyorum. Bildirim zilini de açarsanız böyle haberiniz olur. Haftaya bambaşka konularla, benim de şu anda hiç bilmediğim, bana da size de sürpriz olacak konularla görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Neşe dolu, coşku dolu günler diliyorum. Bu arada son bir sorum var. Bir ışıkla çekiyorum. O ışığı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunu da benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Psikoloğu söylemesine de bayılıyorum. Psikolog. Bir daha söyleyeceğim. Psikolog. Psikolog, psychotherapist. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.